Hemen beğenip abone olursanız bu hafta çok şanslı olacaksınız. Yüzmenin en keyifli eğlence aktivitelerinden biri olduğuna şüphe yok. Ancak yüzmenin keyfi nerede yüzdüğünüze bağlı olarak değişir. Bu sulardan herhangi birine girerseniz muhtemelen hayatınızın geri kalanında yüzmekten nefret edersiniz. Tabii sağa çıkabilirseniz. Tanzanya Gölü'nün bu tuhaf renginin ardındaki gerçeği öğrenmek için bir numaraya kadar izleyin. Rio Tinto, İspanya. Tinto Nehri son 5000 yıldır maden kirliliğine maruz kalıyor ve işte sonuç bu. Nehir alışık olduğumuz mavi ya da berrak sular yerine yüzmek isteyenlerin bir kez daha düşünmesi için adeta uyarı görevi gören koyu kırmızı bir renge bürünmüş. Sıra dışı olan sadece nehrin görünümü değil, yapısı da sakıncalı. Yıllar boyunca biriken atıklar nehrin pH değerini 2'ye düşürmüş, yani aşırı asidik hale getirmiştir. Başka bir deyişle bırakın yüzmeyi, suyuna dokunmak bile istemezsiniz. Koyu kırmızı renk yüksek demir seviyelerinden kaynaklanır ancak suda gümüş, bakır ve altın da mevcuttur. Hoover Barajı. Her şeyden önce barajlar yasak bölgelerdir. Yani buralarda yüzmek yasa dışıdır. Yine de diyelim ki bir şekilde gizlice girmeyi başardınız. 220 metreden fazla genişlikte ve 67 metre derinlikte olan barajda fazla yol alamadan boğulacağınız kesin. Ancak en büyük endişeniz bu olmayacaktır. Barajda daha tek bir kulaç atmadan sizi altına çekecek 10 adet türbin bulunur. Oraya çekildikten sonra başınıza ne geleceğini sadece Tanrı bilir ama iyi bir şey olmayacağı kesin. Öte yandan barajın sonuna kadar yüzebilen biri olmadığı anlamına gelmiyor bu. 2017 yılında İngiliz ve sarhoş Auron Hughes barajı tek parça halinde geçip geri dönen ilk kişi oldu. 10 türbinden 9'unun kapalı olması kesinlikle lehineydi. Nil. Dünyanın en uzun nehri olan Nil'de yüzülecek bir sürü alan olduğunu düşünürsünüz. Olmasına var ama suyu Nil timsahı olarak bilinen bu kötü görünümlü yaratıkla paylaşmak zorunda kalacaksınız. Kıtanın en büyük timsahı ve dünyanın en büyük timsah türlerinden biri olması onu güçlü bir düşman haline getiriyor. Yetişkinleri 748 kilograma kadar büyüyebilir ama ortalama 220 civarındadır. Boyutu yeterince korkutucu değilse Nil timsahı son derece agresiftir ve aktif olarak insanları hedef alır. Her yıl en az 200 kişi bu güçlü yırtıcının pençelerinde can veriyor. Bu alışkanlık timsahın gelişigüzel beslenmesine ve ekosistemindeki hemen her hayvanı avlayabilecek güce sahip olmasına bağlanıyor. Bolinas Plajı, Kaliforniya. Nil Nehri gibi Bolinas Plajı da korkunç yırtıcılara ve büyük beyaz köpek balıklarına ev sahipliği yapar. Bu yırtıcılar suda yüzen masum insanlardan bir ısırık alabilirler veya en iyi ihtimalle merakla yaklaşabilirler. Görünüşe göre büyük beyazlar ve diğer birçok köpek balığı meraklarını bir iki ısırıkla tatmin ediyor. Büyük beyazlar bizi sahil yakınlarında bolca bulunan ana besin kaynakları olan foklar ve deniz aslanlarıyla karıştırıyor da olabilir. Saldırıların arkasındaki neden ne olursa olsun Bolinas köpek balığı saldırılarının en yoğun yaşandığı yerlerden biridir. Yine de suya girip biraz yüzebilirsiniz. Ancak ısırılma ihtimalinizin yüksek olduğunu unutmayın. Kaynayan Göl, Dominika. Bir dağın tepesinde yer alan ünlü Kaynayan Göl oldukça sıcaktır. Tahminlere göre kenarları 82 ila 91 derece arasında değişmektedir ki bu da haşlanma seviyesinde demektir. Merkezi muhtemelen daha sıcaktır. Kenarların ne kadar sıcak olduğu göz önüne alırsak neden kimsenin merkezi ölçmeye cesaret edemediğini anlayabiliriz. Bu yüzden buraya dalmayı aklınızdan bile geçirmemelisiniz. Kaynayan Göl'de yüzmeye niyetiniz olmasa bile yanınızdan geçerken dikkat etmeniz gereken çok şey var. Buhar, sülfür ve diğer volkanik gazların karışımı havada hem rahatsız edici hem de tehlikeli olabilen güçlü ve keskin bir koku bırakır. Amazon Nehri. Amazon gezegendeki türlerin büyük bir kısmına ev sahipliği yapmasıyla biyolojik çeşitliliği ile bilinir. Bu biyoçeşitlilik karşılaşmak istemeyeceğiniz her türlü yaratığı da beraberinde getirir. Ve bu yaratıklardan bazıları dünyanın en büyük ikinci nehri olan Amazon Nehri'nde bulunur. Bu nehirde yüzmek elektrikli yılan balıkları, siyah kaymanlar, jaguarlar ve yeşil anakondalarla karşılaşma riskini göze almak anlamına gelir. Bu karşılaşmalardan herhangi birinden sağ kurtulma şansınız yok denilecek kadar azdır. Örneğin yeşil anakonda 227 kilogramlık ağırlığıyla canınızı çıkaracak güce sahiptir. Aynısı bırakın insanı, diğer büyük kedilerden bile daha güçlü olan
kendisinden birkaç daha büyük bir avı bile alt etmekte zorlanmayan jaguarlar için de geçerlidir. Drake Boğazı. Bu su kütlesi Atlantik Okyanusu ile Pasifik'i birbirine bağlar ve yüzmeyi aklınızın ucundan bile geçirmemeniz gereken bir yerdir. Drake Boğazı'nda yüzmemek için pek çok neden vardır. Birincisi aşırı soğuktur. Antarktika'ya yakınlığı göz önüne alındığında bu çok doğaldır. Bir şekilde soğuğa göğüs gerseniz bile oldukça güçlü dalgalarla karşılaşırsınız. Yakınlarda kara parçası olmadığı için buradaki akıntılar serbesttir ve 12 metreye varan dalgalara yol açar. Bu dalgalar gemiler için bile sorundur. Bu yüzden yüzen birinin başına iyi şeyler gelmeyeceği kesindir. Tüm olumsuzluklarına rağmen Drake Boğazı yerini Panama Kanalı'na bırakmadan önce 19. ve 20. yüzyıllarda sıkça kullanılan bir ticaret kanalıydı. Yuttakleiv, Norveç. Yuttakleiv plajı sıcaklık açısından Drake Boğazı ile hemen hemen aynı seviyededir ama en azından Drake Boğazı, Yuttakleiv'in aksine romantik bir kaçamak yeri olarak görülmüyor. Kabul etmek gerekirse burası gerçekten çok güzel ve nefes kesici bir yer. Yemyeşil çimenler ve mis gibi kum. Gece yarısı güneşi ve kuzey ışıklarını görmek için harika bir plaj. Gel gelelim plajın bulunduğu Lofoten Adaları, Kuzey Kutup Dairesi içinde. Bu bilgi bile burasının çok soğuk olduğunu anlamaya yeterli ama dahası da var. Sıcaklıkların birdenbire sert düşüşler göstermesi işten bile değil. Bu koşullar altında suya girmek hiç de mantıklı değil. Hanakapiai Plajı, Hawaii. Burası dışarıdan bakıldığında diğer Hawaii sahilleri kadar nefes kesici görünür ancak unutmayın ki dış görünüş aldatıcı olabilir. Plaj, aklınıza gelebilecek en tehlikeli okyanus koşullarının, güçlü sualtı akıntılarının, kıyı kırılmalarının ve devasa dalgaların hedefindedir. Dalgalara karşı koyacak büyük resiflerin olmaması da plajın tehlikeli doğasına tuz biber eker. Burada koşullar o kadar tehlikelidir ki bazen Hanakapiai'nin kendisi bile azgın akıntılar tarafından yutulmaktadır. Bu sulara girmeye cesaret eden birkaç kişinin sonu ise tam da beklediğiniz gibi olmuştur. Ganj Nehri. Kutsal kabul edilmesine rağmen Ganj Nehri'ne yapılan muamele hiç de öyle değil. İnsan atıkları, zehirli kimyasallar ve ölü külleriyle dolu olan bu nehir, dünyanın en kirli nehirlerinden biridir. Nehirlerdeki kirliliğin boyutunu anlamanız için birkaç rakam verelim. İnsan atıkları nehirdeki kaliforn bakteri sınırının 3000 kat artmasına katkıda bulunmuştur. Zehirli kimyasallar güvenli seviyenin 70 kat üstündedir ve nehrin 595 kilometreden fazlası herhangi bir canlının yaşayamayacağı kadar berbat durumdadır. Öte yandan bu kirlilik birkaç yılda bir milyonlarca Hindu'nun kutsal saydıkları nehirde yıkanmasına engel olmuyor. Street, İngiltere. Barf Nehri'ndeki Street, görünüşlere kanmamak gerektiği konusunda bir diğer örnektir. Street adı verilen nehrin dar kısmı sadece yaklaşık 2 metre genişliğindedir. Daha çok bir dere gibi diyebiliriz ve çevresindeki alan muhteşem güzelliktedir. Ne var ki isteseniz bile burada yüzemezsiniz. Street'in gerçek gücü görünmezdir. Nehrin suyu aniden dikey olarak akar ve sonrasında dar ve derin bir geçitte yeniden ortaya çıkar. Bu güçlü akıntı nehrin bu kısmında yüzmeyi riskli hale getirir. Sayıları tam bilinmese de Street'in gücüne meydan okuyan hiç kimse hayatta kalmamıştır. Natron Gölü, Tanzanya. Natron Gölü'nün adı, sularında bulunan iki ana mineralden natron olarak da bilinen sodyum karbonat dekahidrat ve tron olarak adlandırılan sodyum seski karbonat dekahidrattan gelmektedir. Gölün alışılmadık görünümünden ve burada yüzmeyi bir kabusa dönüştüren koşullardan bu ikisi sorumludur. Mineraller son derece baziktir. Bu da Natron Gölü'nün 10 ila 12 arasındaki pH aralığına yansımaktadır. Eğer cilt yanığı ve acılı bir ölüm eğlence anlayışınızda yer almıyorsa bu sulardan uzak durmanız gerekir. Göl kulağa ne kadar acımasız gelse de pek çok canlı türü burada yaşamayı başarmıştır. Örneğin küçük flamingolar burayı üreme alanı olarak kullanır.